Holmes olayını büyük ihtimalle artık hepiniz biliyorsunuzdur. Zaten bu konuyla ilgili bir video yapmıştım ama yine de kısa bir Rizkiyor özet geçeyim. Mu? Bildiğiniz Rizkiyor. gibi Elren Limon FC adında bir futbol kulübü kurdu. Bu kulübün oh. yöncü üyelerinden birisi ise Holmes'tu. Hatta Holmes bunun için Meksika'ya gitti. Ancak daha sonrasında karşı tarafın iddiasına göre oradaki kadınları taciz etmiş. Ve rakip takıma önce sizi yeneceğiz sonra da karılarınızı alacağız demiş. Yani rakip takımın iddiası buydu. Ki daha sonrasında zaten Holmes'in gerçekten... Ya bu gerçekten... arada bunu şey yapsa bu Holmes... Bir kere şey falan yapsa bir kere hani ne bileyim bir tane storiesinde falan böyle şaka gibi garip bir şaka yine de de bir kere paylaşsa okey lavun bir sürü şeyi var storiesi var ve hepsi de 24 saat boyunca kalmış ben şunu görmemiştim mesela ee, bu videoyu görmemiştim yani lavun bir sürü videosu çıkıyor bir tane değil iki tane değil üç tane değil 5 kere falan 6 kere falan yapmış yani çok büyük rezillik kimse yani arkadaşları falan da var Kimse de dememiş mi kanka sil. Sil yani bunu. Yani bu, bunu aslında bu tarz bir şey için uyarılmasına da gerek yok Holmes'un bence. Yani insan olan bir birisi insansan yani. Normal bir insan gibi düşünebilen bir insansan. Böyle bir paylaşım yapmazsın teşekkür... zaten. Şu havuzu bir çeksem var ya aklınız götünüze girer de neyse. Bütün destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Arkamızda olduğunuzu biliyoruz. İnşallah bugün hiçbirinizi utandırmayacağız. <laughs> <laughs> İnşallah hiçbirinizi utandırmayacağız şey yani. diyor. Götünüze girer de neyse. Bütün destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Arka. ya bir daha bayağı da bir savunan insan var galiba o Benim anlamadığım kısım da o. Benim tweet attım. Tweetimin altına bile gelmiş yani yazmışlar. Bir, bir iki kişi yazmıştı. Silmiş mi? Yok silmemiş. Ha, ne yazmış? Her şey okey de Türkiye'yi temsil ediyor ne ama yapayım milli futbolcu mu bu bokunu da çıkarmayın oradaki kimse sikine takmaz ırkını oğlum bunlar Türkiye adına gitmiyor mu o turnuvaya yani her ülke gidiyor bunlar da Türkiye'den gitmiyor mu daha ne olsun yani yani illa böyle bir şey olmasına gerek yok ki gayet de resmi bir etkinlik yani çok az buçuk dandik bir etkinlik de değil garip insanlar var savunmak için yani sevebilirsin adamı da kardeşim. Yani şuna da doğru hareket diyeceksen eyvah yani işimiz var. Şeyin savunulacak bir tarafı yok hareketin. İşine gelince temsil ediyor, işine gelmeyince bizi temsil etmiyor. Ha yani maçı kazanınca temsil ediyor, ama Holmes böyle yapınca temsil etmiyor falan yani. Tam yani bunları söylediğine dair de bir story çıkıyor ortaya. Bu arada ee, ablalarımız rakibimizin oyuncularının sevgilileriymiş. Ya önce maçı kazanacağız, sonra da. Şimdi dün yapmış olduğum videoda birçok insan demiş ki işte burada alt tarafı bir şaka yapıyor niye bunu bu kadar abarttınız alt falan tarafı şaka. başkasının kanka. eşiyle şaka olmaz. Ha, eğer böyle bak. şeylerle şaka olacağını düşünüyorsanız da kusura bakmayın ama yani, Bir Pakistanlıdan bir Afgandan hiçbir farkı yok yani senin anana kızına kardeşine şöyle bir şey yapsalar gelseler işte Afgan birisine düşün ki yap yapıyorlar zaten o hoş oluyor mu yani? Onlar çok daha fena direkt çekiyor vesaire yani. boş oluyor Nasıl mu Yani işte. gerçekten rastgele bir adam çıksa mesela dese ki ben önce seni yeneceğim, sonra senin karına sahip olacağım falan. Sen bunu şaka olarak değerlendirir miydin? Elbette değerlendirmezsin. E o zaman kendin bunu şaka olarak değerlendirmeyeceksen eğer başkalarından şaka olarak değerlendirmesini de bekleme. Yani bu olayda kesinlikle Abartım abartı vesaire yok. Bu olay net bir şekilde rezil bir olay ve Holmes de bunun farkında zaten. Yani en azından şu an farkında. Kendisi yaklaşık 11 dakikalık bir açıklama yayınladı. Hepsini buraya koymam mümkün değil elbette ancak bir kısmını sizlere izleteyim. Ardından diğer kalan kısımları zaten ben özetleyeceğim. Herkese selam. Ee, bu malum olay için konuşacağım. Selam. Hiç böyle baştan hani o olayda şu var hani şöyle böyle hani ama şu, şu tarafı var falan gibisinden bir tripte tavırla konuşmayacağım. <laughs> Yaptığım eşekliğin, attığım salaklığın, attığım story'nin ucunun ne seviyelere çıkabileceğini düşünmeden yaptığım bir hareketin farkındayım. Geri zekalılık yaptığımın da farkındayım. Dolayısıyla konu için konuşacağım. Hem de genel birkaç şey daha söyleyeceğim. Yani olaylara bu arada hakim Hani ha yeni öğrendim, uyandım falan durumu yok. Açıp baktığım zaman nasıl bir hareket olduğunu, nasıl bir salaklık olduğunu, ucunun nereye gideceğini düşünmeden yaptığım bir hareket olduğunu ve dışarıdan ne kadar iğrenç gözün, gözüktüğünün farkındayım. Tabii ki de bunu at Atarken böyle bir niyetim, böyle bir şeyim vesaire yoktu. Bunları nasıl karşı yok takımla da konuştuğumuzda onu da söyledim. Üzdüğüm, sinirlendirdiğim insanlar için dışarıdan niyetim öyle olmasa bile nasıl gözüktüğünün farkında olduğum. Bu durum için özür diliyorum. Hissettiklerim bu şekilde. Kısacası bu olaydan çok pişman olduğunu, limon FC ile yollarını ayırdığını. Ya ve... bak bir tane soru atmış olsa ne bileyim. Atılacak bir tarafı da yok. Mesela ne demiş olsa bir tane soru atmış olsa diye düşünüyorum. Her türlü kötü yani. İstanbul'a geri döneceğinden falan bahsediyor. Ve söylediğine göre karşı tarafla el sıkışmışlar, anlaşmışlar. Aralarında şu anda herhangi bir sorun yokmuş. Yaptığının rezil bir şey olduğunun farkındaymış vesaire. Ki bu adam bile kendi yaptığı şeyin rezillik olduğunun farkındayken ben sırf videoda dün bu olayın rezil bir şey olduğunu söyledim diye bazı insanlar tarafından linç edildim. Bilmiyorum ya gerçekten. Kraldan çok kralcı olmak da tam olarak buna deniyor. Çünkü bu adam bile kendi yaptığı şeyin rezillik olduğunun farkındayken bazı insanlar ısrarla diyor ki yok kardeşim rezillik değil. Alt tarafı şaka yapmış. Sen ya sen ne şakasından bahsediyorsun? Bu şaka sana yapılsaydı eğer. Sen gerçekten sessiz kalacak mıydın? Ha sessiz kalacaksan da tamam bu senin sorunun. Ama kimse kusura bakmasın bu dünyaya rezil olduğumuz gerçeğini de değişti. Bence piyasadan silinmesi gerekiyor. Olacak şeyi söyleyeyim mi kardeşim? Nerede yayın açıyor bilmiyorum. Holmes, Twitch'de mi, Kik'de mi, Youtube'da mı? Ama belki bir ay. Bir ay bile çok biliyor musun? Bir hafta falan yayın açmaz. İki hafta olsun hadi. Ondan sonra cıma paşa paşa yine tabii ki adamın ekmek teknesi yayıncılık yine yayın açacak ve yine aynı şekilde kaç izleniyor bilmiyorum ne kadar kişi izliyor ama izleniyordur muhtemelen yine izlenecekler abi biz seni affettik abi biz e, seni şey yaptık vesaire tamam oldu bitti özür diledi zaten devam edecek yani çünkü bu bitçi bit e, işine karışan yayıncılar da hala yayın açıyorlar yani adamların işi bu ama bunlar affedilecek şeyler değil ya çok yani kötümser Çünkü... Adamın bir gidip e, kızların götünü çekmediği kalmamış yani onu da yapsa tam Afgan Pakistan. İnsanlar Twitter'da bu adamı eleştirmediler. İnsanlar Her direkt olarak Türkleri boşuna. eleştirdi. Operasyon Latin falan diye şey atıyor ya. Bir evet. Çok yorumda insanlar sapık Türkler bu Türk. Komple olması gereken şey ekipten artık e, ekipten atılması gerekiyor. Yani bu bence en azından tabii ki arka planda arkadaşlıkları devam edebilir. Sonuçta insanların kendi şeyler ama yani artık yayında veya bir iş yapılacağı zaman birlikte gözükmemeleri gerekiyor abi yani. Der zaten böyle vesaire yazdı. Anlayacağınız ben dünyayı rezil olduk derken şey yok. şaka yapmıyordum. Ha gel gelelim Piki olayına. Edren'in yapmış olduğu açıklamaya göre Piki'nin burada bahsettiği şey başka bir videoymuş. Yani Holmes'un videosundan bahsetmiyormuş. Bu dediği gibi doğrudur büyük ihtimalle. Ancak şöyle bir sıkıntı var ki bu yine de büyük ihtimal olayın niteliğini, mali... galeri Bu arada bir şey diyeyim mi? ben? bence kesin çekmiştir ve atmıştır birilerini ama o kadar onu sosyal medyada paylaşmamıştır ama Arkadaşlarına falan çekip at atmıştır ya Yani böyle 10 tane sütarı atan adam onu da yapar yani Neyse değiştirmiyor Çünkü bu Net video yapmış. sonuç olarak Twitter'da baya bir yayıldı <laughs> Birçok insan bunun üzerine yorum yaptı Ve şu anda video yetkililerin de elinde Hatta yetkililerin şu anda yaptırım uygulama ihtimali de varmış Ki gördüğüm haberlere göre bazı yetkililer yaptırım olacağını açık açık söylemiş Yani Holmes yüzünden maalesef ki hem Türkler olarak biz rezil olduk Hem de Limon FC'nin turnuvadaki itibarı baya bir zedelendi Elren de zaten bunun üzerine şöyle bir bir açıklama yaptı ve Holmes'un artık limon ile bir bağlantısı kalmadığını söyledi. Evet arkadaşlar anca bitti işlerim. İşlerim dediğim yani işte bu, bu Meksika, iletişim, konuş. Yani hiç içinde bulunmak istemeyeceğim tatavalar, e, takımlar arası bir gerginlik vardı. O gerginliğin sebepleri yayından hatta böyle bitmeye yakın. Ondan sonra detaylarını gece öğrendik. O hikayeler vesaire derken sabaha kadar uyku uyumadık. Tabii Meksika ile de iletişim kuramadık. Ama günün sonunda son karar sabah aldığım şekilde Holmes'e aktardım. Holmes Limon FC'den ayrılmış bulunmakta. Türkiye'ye geri dönecek. Kendi de bir takım açıklamalar yapmak istediğini söyledi. Yapmıştır da. Bu üzücü haberi bildirmek durumundayım. Olması gereken de zaten. Sen Holmes'un arkadaşlarının yayında olayın duyulmasına verdiği tepki gördüm mü? Yok hayır görmedim buydu. Her Türk ne kadar var, bazılarınız aranızdan Holmes'u tanımadığımı düşünse de ben Holmes'u yıllardır tanıyorum. Hatta o kadar uzun zamandır tanıyorum ki yani o zamanlarda ile birlikte takılıyordu. Ve ne yalan söyleyeyim bu adamı hem izliyordum hem de seviyordum. Bana sempatik ve komik bir adam gibi geliyordu. Ama tabii ki kişiliğini ve düşüncelerini bilmiyordum. Ben sadece kendisini yayıncı olarak değerlendirmiştim. Ama bu yapmış olduğu son rezillikle birlikte gözümden baya bir düştü. Çünkü kendisi açıklamasında her ne kadar niyetim o değildi dese de şu kesitten Holmes'un niyetinin bu olduğunu bence gayet iyi anlıyoruz. Bütün destekleriniz için çok teşekkür <laughs> <diyorum>. Adamızın... <laughs> Arkadaşları falan da hani abuza muhabbeti makarası çeviriyor. <laughs> yani oğlum milletin eşi, sevgilisi artık neyse yani 16 bin kişi de izliyor yayını. Oğlum Twitter'da da yazdım yani bu kafadaki bu zihniye tehlikeli bir yapı oğlum tehlikeli yani harbiden. Adamın sokağa falan kendini... Çıkartmaması gerekiyor. Millete şey olmaması için. Zarar olmaması için ama adam yayın açıyor. Binlerce insan izliyor. Yani. bir çeksem var ya, Aklınız götünüze girer de neyse. Bütün yani bak Allah güzel ki kardeşim. Niye böyle yaptın bilmiyorum de ama yok sen sandınız. oraya Limon FC'yi temsil etmeye gitmişsin. Eldiren koskoca bir futbol kulübünün itibarını senin ellerine teslim etmiş. Kendisi bile Meksika'ya gelmemiş yani. Seni göndermiş oraya. Ve buna rağmen sen orada saçma sapan hareketler yapıyorsun. Ve takımın bütün itibarını bir anda sıfırlıyorsun. Ha özür diledi mi? Evet diledi. Bundan daha fazlasını yapabilir Hızını mi? Büyük ihtimalle, ihtimalle yapamaz. Yok en azından yapmış olduğu açıklama videosunda bunun dümdüz bir yanlış olduğunu ve hiçbir kabul edilebilir tarafında olmadığını söyledi. Bundan dolayı eyvallah. Hiçbir sıkıntı yok. Ama kanka gerçekten kusura bakma ama zihniyetin kötü be. Zihniyetin gerçekten kötü yani. Çünkü orada hem kadınları dikizliyorsun. Bununla alakalı iki tane story atıyorsun. Daha sonra o kadınların rakip futbolcunun eşleri olduğunu öğreniyorsun. Ve sen orada emin ol düzgün bir insan olsaydın eğer o anda atmış olduğun storyleri silerdin. Ama sen buna rağmen Gün bir insan olsaydı o anda tutulduğu stroyu silmeyi bırak öyle bir stroy atmayı düşünmezdi yani ama Adam Eee Bir de bununla yani. ilgili bir story atıyorsun Ve diyorsun ki ha bakın bunlar rakiplerin eşleriymiş Önce adamları yeneceğiz sonra karılarını alacağız eee. Nereden tutarsanız tutun elinizde kalan bir olay Ve en çok kızdığım noktalardan birisi de bu adamdan Yani milletin karısına, kızına Yani sevgilisine Artık neyse yani Bunlar Aile terbiyesi yani nasıl anlatabilirsin ki? Kaç yaşında adamdır yani? Beklemiyor oluşum. Başka bir insan bunu yapmış olsaydı... Annesi de büyük ayrı konu Annesinin annesiyle olan konuşmasını da storyde paylaşmış. Onu da gördüm. O da ayrı bir Aa o rezilliğe yani. bak deyip geçerdik. Ama Holmes bunu yaptığı için günlerdir konuşulan bir olay haline geldi bu. Beklemiyorduk be. Ne yalan söyleyelim. Ha özür diledin eyvallah. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Özrün de gayet normaldi. Ama ben şahsen bunun bir hata olduğunu düşündüğün için değil de. Linç yediğin için özür dilediğini düşünüyorum. Çünkü bu olay patlayana kadar atmış olduğun gönderiler story'inde durmaya devam etmişti. Yani evet, sen eğer yani... ki bunları daha sonrasında silip özür dileseydin eğer eyvallah. İşte o zaman gerçekten bak, samimi... takım paylaşıp şey olmasaydı... Ee, rakip takım paylaşıp şey yapmasaydı olayı büyük beseydim muhtemelen kimsenin olmayacak si olmayacaktı olay yani